Pardon. Biraz öne gelin. Fotoğrafta yer alacaksanız biraz böyle yer almayacaksınız böyle. Alabilirsiniz yani sadece. Öne gelerek. Buyurun. Tamam mıyız? Bugün dört küçük çocuğun dünyasını karartan ve hepimizi derinden yaralayan bir suçlunun, Bağcılar Sapığı olarak bilinen sanığın adalet önünde hesap vermesi talebiyle buradayız. Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi İstanbul Bağcılar'da okuldan çıkan 11 yaşındaki kız çocuğu mahallelerinde su bayisi işleten sanığın cinsel istismarına uğramış, ailesinin başvurduğu güvenlik güçleri pedofil sapığı suçüstü yakalamıştı. Sanığın tek kurbanının bu çocuk olmadığı, dükkanında süngerle ses yalıtımı sağladığı bir odada başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu ve sapık eylemlerini kayıt altına aldığı anlaşılmıştı. Sanığın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer almaktadır. Başsavcılık, sanığın cebir, tehdit ve hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması suçlarından her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birazdan davanın ilk duruşması görülecek. Bizler Kadem Hukuk Kurulu olarak toplumun tüm fertlerinin vicdanını derinden yaralayan bu davayı takip edecek, sanığın hak ettiği cezayı alması ve kamu vicdanının rahatlatılması için elimizden geleni yapacağız. Nihai amacımız ise kadın, çocuk demeden herkesin güven içinde yaşayacağı bir toplum inşa etmektir. Ben çok